Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar tercihlerle alakalı çok fazla video paylaşma şansını bulamadım. Bazı aksilikler çıktı bunun için üzgünüm. Ama bu videoda şu ana kadar bana sorulan tüm soruları göz önünde bulundurarak ve kendi tecrübelerimden yararlanarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini temizlemeye çalışacağım. Özellikle ileriki dakikalarda Hayali bir tercih yapacağım arkadaşlar ve bu sizler için çok önemli. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tercih süreci çok stresli bir süreçtir arkadaşlar. Neden? E çünkü tüm hayatınızı ileriki senelerde tüm hayatınızı etkileyecek, kariyerinizi etkileyecek, tüm yaşamınızı etkileyecek seçimler var, tercihler var ve bu tercihleri bu seçimleri birkaç gün içerisinde kararlaştırıp yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok da kolay olmamalı. Bu videoda neler öğreneceğiz arkadaşlar? Bu videoda tercih yaparken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl davranmamız lazım? Seçimlerimizi neye göre yapmalıyız? Puanımızı nasıl belirleyeceğiz? Puanımızın kaç puan yukarısını, kaç puan aşağısını tercih yapabiliriz? Bunların hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Birçok öğrenci bana şunu soruyor. Hocam benim puanım şudur. Bu puana göre ben şu bölüme yerleşir miyim? Şu üniversiteye yarışır mıyım? Arkadaşlar hiç kimseye net bir cevap veremeyiz. Hiç kimse de veremez. Neden? Çünkü DGS ile ilgili tüm verilere, tüm istatistiklere sahip değiliz. Örneğin bu sınava 390 bin kişi başvurmuştu. Kaç kişi sınava girdi? Kaç kişinin sınavı geçersiz sayıldı? Ve kaç kişi bu sınavdan sıfır çekti? Bilmiyoruz. Özellikle ve özellikle senin bölümün nedir? Örneğin diyelim ki senin bölümün elektrik elektronik mühendisliği. Bu bölümü tercih yapacak kişiler kaç kişi senin önünde? Bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla net bir şeyi hiçbir zaman söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin, hiçbir şekilde net bir şekilde sen kesinlikle şu puanla yerleşirsin diyemeyiz arkadaşlar. Tercihlerinizi neye göre yaparsanız yapın. Biz kesinlikle istatistiksel olarak kendi tecrübelerimizden yararlanarak sıralamalara bakarak siz tercihlerinizi şuna 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 göre yapın. Ve büyük ihtimalle bu puanla yerleşirsiniz. Bakın büyük ihtimalle diyoruz arkadaşlar. Ama o kesin mi değil. Yani kendi puanınızdan yukarısını, aşağısını tercih yaptığınızda, özellikle kendi puanınızın aşağısını tercih yaptığınızda yerleşme ihtimalinizi inanılmaz dereceden yükseltmiş olursunuz. Ama bu da garanti değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu videoda Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım. Öncelikle bazı sorular var. Bana çok soruluyor. Hocam sıralamaya sıralamayı neye göre yapmalıyız? Tercih yapıyorsunuz ya ilk 30 tercihde. Sıralamayı neye göre yapıyorsunuz? Arkadaşlar yani şöyle bir şey var. Normalde normalde sıralama puanı yüksek olandan puanı düşük olana doğru yapılır. Ölü tercih olmasın diye. Fakat siz artık yani DGS sınavına girdiniz. DGS'ye girdiniz arkadaşlar. Sizin şöyle düşünmeniz gerekiyor. İstediğiniz üniversite neresi ise yani hangi üniversiteleri en çok istiyorsanız onları onlara öncelik tanıyın. Çünkü sistem arkadaşlar birinci tercihten 30. tercihe doğru sizi yerleştirmeye çalışır. Sistem yapacak bunu arkadaşlar. insanları yapmayacak. Sistem sizin birinci tercihinize bakacak. Diyecek ki bu adam en çok bu üniversiteyi istiyor. Ben bunu buraya yerleştirmeye çalışayım. Oraya yerleşmezseniz sonra ikinci tercihe bakacak. Yerleşmezseniz sonra üçüncü tercihe bakacak. Dolayısıyla arkadaşlar sizin İlk başta en çok istediğiniz bölümler en çok istediğiniz üniversiteler hangi üniversitelerse onlara öncelik tanımanız lazım Dolayısıyla burada artık yani sıralaması şudur puanı şudur yani çok da e, önemli olmuyor bunlardan da bahsedelim puan mı sıralama mı demiş arkadaşlarımız bazıları bunu sormuş arkadaşlar Öncelikle geçen seneki puanlarla şimdi biz neye göre tercih yapıyoruz bu çok önemli bir şey bakın biz geçen sene 2019'un taban puanlarına bakarak yerleşiyoruz. Doğru mu? Taban puanlarına bakarak yerleşmeye çalışıyoruz. Geçen seneki puanlar ile bu sene alınan puanlar arkadaşlar farklıdır. Örneğin geçen seneki 260 ile bu seneki 260 aynı puan değil. Peki biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Madem geçen sene yani 2019'un DGS taban puanlarına bakarak tercih yapacaksak o zaman geçen seneye göre benim puanım kaçtır? Bunu öğrenmem gerekiyor. Peki bunu neye göre öğrenmeliyiz arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu tam olarak net olarak hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Ama aşağı yukarı limiti olarak kendi puanınıza yakın bir puan belirleyebilirsiniz. Neye göre? İşte burada sıralama devreye giriyor arkadaşlar. Bu seneki sıralamanız kaçtır? Örneğin diyelim ki 10.000. sıradasın bu sene. Geçen sene 10.000. 10, bininci, 10. Bininci sırada olanın puanı kaçsa Aşağı yukarı senin puanın da odur. Ve o puanı baz alacaksın. O puanın işte 10 puan, 15 puan, 10 puan, 15 puan artık kaç puan istiyorsan üstünde ve altında tercih yapacaksınız arkadaşlar. Birazdan hayali tercih yapacağım ve bunu detaylı olarak anlatacağım. Hangi okullar üçüncü sınıfta başlar? Hangi okullar ikinci sınıftan başlar hocam? Bunlardan bunlara da değinir misiniz demişler. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin mezun olduğunuz bu iki yıllık üniversiteler var. Yani bir üniversiteye gittiğinizde sizden büyük ihtimalle transkript isteyecekler. Transkriptte orada ders kodları var. Ders kodları uyuşuyorsa o derslerden sizi muaf edecekler. Kaç dersten muaf olursanız, Kaç dersi tekrar alırsınız? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla kendi transkriptinizi alıp üniversitelere gidip onları sorarak ancak ya da üniversiteleri arayarak ancak bu şekilde o üniversiteyi kaç yılda bitireceğinizi görebilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bunu kimse bilemiyor. Bunu bizler de bilemiyoruz. Ancak üniversiteyi arayarak sizin bölümünüz nedir? bunu sorarak ya da oraya giderek bizzat görüşerek bir şekilde bunu öğrenebilirsiniz. 2 yılda da mezun olabilirsiniz. 3 yılda da belki 6 yılda da mezun olabilirsiniz. Buna dikkat edin lütfen. Çünkü arkadaşlar siz DGS öğrencisisiniz. Siz artık YKS değilsiniz. Örneğin YKS öğrencileri 18-19 yaşındalar. Bu adamlar 4-5 sene okumayı belki 6 belki 7 sene bile okumayı göze alıyorlar. Zaten siz 2 yıl okudunuz. Belki 3 yılda bitirdiniz 2 yıllık bölümü ve DGS'ye çalıştınız. Oradan da 1 yılınız kayboldu. Yani ortalama aşağı yukarı 4 yılınız kayıp şu an. Dolayısıyla kalkıp eğer 4-5 yıl daha okuyacaksanız zaten bir üniversiteyi 9 yılda bitirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla benim size bir kardeş tavsiyesi, bir abi tavsiyesi, bir dost tavsiyesi, bir arkadaş tavsiyesi. Gideceğiniz üniversiteyi kaç yılda bitireceğinizi göz önünde bulundurun. Çünkü arkadaşlar belli bir yaşa geldiniz. Ben olsam, ben öğrenci olsam eğer DGS'ye girmiş olsam aklımdaki en büyük soru şu olurdu. Acaba ben bu üniversiteyi kaç yılda bitiririm? Çünkü bir an önce ben 4 yıllık diplomaya sahip olmak istiyorum ve iş hayatına atılmak istiyorum. Ha hocam ben gidip üniversite okumak istiyorum. Üniversite hayatını görmek istiyorum. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl fark etmez okurum diyorsanız arkadaşlar ne yazık ki dost acı söyler yanlış yaparsınız arkadaşlar. Oturun gerekirse bir daha çalışın bu sınava. Kazanın ama yeter ki 2 yılda bitirin. 5 yılda falan. Tabi şöyle istisnai durumlar da var. Mesela adam İstanbul Teknik Üniversitesi çok inanılmaz dereceden istediği bir bölümü okumak istiyordur. Hocam ben 5 yılı gözden çıkarttım falan diyorsa o ayrı mesele. Ama normal işte atıyorum İç Anadolu bölgesinde, Doğu'da falan orada. Gidip bir devlet Üniversitesi'nde 5 yıl okumak çok da akıl işi değil. Ama yine de seçim sizindir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Puanlar ve sıralamalar düşer mi diye sormuş arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar puanlar düşer düşebilir de yükselebilir de bunu bilemiyoruz. Bakın bunu neden bilemiyoruz? Çünkü verilere tam olarak sahip değiliz arkadaşlar. Tüm verileri göremiyoruz. Örneğin sizin bölümünüz nedir? Mimarlık. E mimarlıkta yani mimarlığı tercih edecek kaç kişi var bilemiyoruz. Sizin önünüzde kaç tane mimar var bilemiyoruz. Yani diyelim ki örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Gebze tekniği tercih ettiniz. Mimarlık. Şimdi puanınız yetiyor. Puanınız yetiyor ama sizin önünüzde yani sizde sizden daha yüksek puanlara sahip olan kişiler oraya başvurursa ve kontenjanlar dolarsa siz oraya yerleşemezsiniz. Fakat diyelim ki sizin puanınız Gebze tekniği yetmiyor ama siz Gebze tekniği tercih ettiniz. Sizin önünüzdeki kişiler eğer Gebze tekniği tek tercih etmemişse ve Gebze teknikte onlar onlar başka 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 yerlere yerleştiler. Ve sonra sen kaldın ve senden sonrakiler kaldı. Dolayısıyla sen oraya yerleşebilirsin. Yani puanınız yetmediği halde yerleşebilirsiniz. Tam da bu yüzden diyoruz. Puanınızın yukarısında da aşağısında da tercih yapın ki çünkü puanınızın yukarısında bir yere de yerleşme şansınız var. Tercihlerin hepsini doldurmalı mıyım? Yani 30 tane der, tercih hakkım var. Hepsini doldurmalı mıyız? Tabii ki de arkadaşlar yani ben olsam hepsini de doldururdum. Ama puanınız eğer çok düşükse yani kalkıp da işte ben hepsini doldurayım. Kıbrıs'ta yazayım. Şunu da yazayım. Bunu da yazayım. Hiç gidemeyeceğiniz bir bölüm bölümü yazmayın arkadaşlar. Ya da gidip pişman olacağınız, bırakacağınız bir bölümü yazmayın. Puanınız düşer, başkasının hakkına girmiş olursunuz. Sizin için vakit kaybı olur, psikolojik men olsun. Yani şey olsun, inanılmaz dereceden kötü etkilenirsiniz, haberiniz olsun. Tercih yaparsam 2021 DGS'ye girdiğimde puanım düşer mi? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tercih yaparsanız, eğer yerleşirseniz puanınız düşer tercih yaptığınızda yaptıktan sonra yerleşmezseniz puanınız düşmez. Yani şöyle bazı sorular geliyor. Hocam ben tercih yapsam işte yerleştim sonra karar verdim gitmiyorum. Yine puanın düşer. Yani sen tercih yaptıktan sonra oraya yerleşmeye hak kazandığın zaman gidip kayıt yapsan da okusan da gidip kayıt yapmasan da yine puanın düşer. Ama tercih yaptıktan sonra eğer yerleşmeye hak kazanmadınız diye bir şey duyarsan yani yerleşmezsen tercihten sonra ya tercih yaptığın halde yerleşmezsen puanın düşmüyor. Zaten düşmesi de yani çok mantıksız olur. Yani yerleşmemişsen e, madem beni yerleşme, yerleştirmediniz ben bir de oturup bu sınavı çalışacağım bu kadar. Yani düşmez arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yanlış tercih yaptım değiştirebilir miyim? Arkadaşlar evet yani e, cuma günü saat 12'ye kadar akşam 12'ye kadar sürecek diye biliyorum. Siz şu an mesela bir tercih yaptınız sistemde onu sonradan tekrar güncelleyebilirsiniz. Değiştirip güncelleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar en önemli şeyi söyleyeyim. Bakın en önemli şeyi tercih yaparken en çok dikkat etmeniz gereken bir üniversiteyi tercihleriniz arasında yazdığınız zaman o üniversitenin tablo 1'de bakınız bölümü var arkadaşlar. Yani bakınız 17-18 yani diye yazıyor ya Oradaki o şartları okumanız gerekiyor. Çünkü bazı şartlar var. Yani bakıyorsun üniversite güzel bir üniversite. Gidebilir miyim? Gidebilirim. Ama bazı şartları var. O şartlar size ters gelebilir. Çünkü her sene oluyor. Bazı öğrenciler mesela bunları göz ardı edip yerleşiyor ama Hocam keşke baksaydım çünkü çok canımı okudu. Yani ben sırf bu şartlar yüzünde bırakabilirim diyorlar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla tablo 1'deki o bakınız. Hani hangi bölümü tercih ediyorsanız, hangi üniversiteyi tercih ediyorsanız o bakınız kısmına kesinlikle bakmanız lazım. Ve bunlar size uyuyor mu, uymuyor mu bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Sonra hayali bir tercih yapacağım size. Arkadaşlar üniversite seçerken kesinlikle e, ee, önceliğiniz şu olsun kariyer. Bakın benim size tavsiyem bu olmalı. Bir eğitimci olarak da ben bunu tavsiye ediyorum. Belli bir yaşa gelmişsiniz. Zaten 2 yıl okumuşsunuz. Zaten 2 yılınız gitmiş arkadaşlar. Sonra DGS'ye çalıştınız. Belki 1 yıl belki 2 yıl. Yani ortalama 4 yılınız zaten gitti. Sizin kafanızdaki soru şu olsun. Ben üniversite seçerken bir an önce diploma almak istiyorum. Gerekirse 2 yıl içerisinde maksimum 2,5-3 yıl içerisinde bu diplomayı alıp iş hayatına atılmam gerekiyor. Çünkü benim yaşım geçti. Dolayısıyla ben olsam üniversite seçerken bir an önce beni mezun edebilecek, bir an önce bu diplomayı bana verebilecek üniversiteleri arardım. Ha şunu söyleyeyim çok fazla yüksek bir puan almışsınız, derece yapmışsanız seçim sizindir arkadaşlar. Zaten gideceğiniz üniversitelerde bellidir. Fakat normal bir puan almışsınız. Örneğin diyelim ki 280'nin altında bir puan almışsanız sizin kesinlikle düşünmeniz gereken, size önermem gereken bir eğitimci olarak iyiliğinizi isteyecek, ve gerçekten ileride arkadaşlar bunları göz ardı ettiğiniz önemli değil 200 senem daha gitse ben 5 yılda bitirsem de olur dediğiniz düşüncede olmamanız gerekiyor. Çünkü pişman olursunuz arkadaşlar. Emin olun 30 yaşınıza geldiğinizde sizin için geçmişte bir seneniz ne kadar kıymetliymiş bunu fark ediyorsunuz. İleriki yaşantınızda arkadaşlar başarılı kariyerinize <laughs> odaklı, başarılı ve işinize bir an önce atılmak istiyorsanız, hayata bir an önce atılmak istiyorsanız, ailenize muhtaç olmadan, çevrenize kimseye muhtaç olmadan ayaklarınızın üstünde durmak istiyorsanız sizi bir an önce mezun edebilecek üniversiteleri keşfedip oraları tercih yapmanızı öneriyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Sizin aileniz nerede yaşıyor? Siz nerede yaşıyorsanız kendinize yakın yerleri de tercih edebilirsiniz. Yani ilk tercihlerinizi oraları yazabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar aile faktörü çok önemli bir şey. Yani siz kendiniz gittiğinizde bir öğrencisiniz. Bir yerde çalışırsanız da full time çalışamayacaksınız. Sigortalı bir işte nerede çalışabilirsiniz? Part-time çalışırsınız. Yani hayat zordu. Bu eğitim öğretim hayatınız bir şekilde aileniz olsun, dostunuz olsun. Bir yerlerde yardım almanız gerekebilir. Dolayısıyla ailenizin istekleri doğrultusunda da tercih yapmanızı öneriyorum ama eğer aileniz sizin hak etmediğiniz bir üniversite sizi gönderiyorsa o ayrı mesele buna bir şey diyemeyiz. Ama şunu size tavsiye ediyorum arkadaşlar yakınlık çok önemlidir sizin bulunduğunuz yer yani birçok öğrenci bana şunu soruyor hocam acaba özel mi yazsam mesela ben İstanbul'da yaşıyorum işte özel mi yazsam ya da İç Anadolu bölgesinde bir yerde mi yazsam bazı özellerin avantajları da var arkadaşlar mesela Özel üniversiteler biraz daha kısa sürede mezun edebiliyor eğer burslu falansa Ya da işte diyelim ki bir özel üniversite yazıyorsunuz 2-2,5 iki, iki, yılda ya da 3 yılda sizi mezun edecek ama devlet yazarsanız 4 yılda, 5 yılda belki de 6 yılda mezun edecektir sizi. Zaten siz şehir dışına çıktığınızda arkadaşlar özele vereceğiniz ücreti orada harcayabilirsiniz. Tabii arkadaşlar seçim sizindir yani e, şehir dışına gidiyorsanız bile yani kendi şehrinizde olmayan bir yere gitseniz bile orada KYK'da kalıp bir şekilde tasarruf yaparak da özele vereceğiniz ücretin çok az altında da bir ücret de harcayabilirsiniz bunu bilemeyiz. Ama bunları arkadaşlar hesaplamak size kalıyor. Siz yani on, ona göre özel üniversiteleri araştırıp kendi e, kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle benim size tavsiye etmem gereken şey şudur arkadaşlar. Ben bunu e, kesinlikle hani tavsiye etmeden duramayacağım. Sizi bir an önce mezun edebilecek. Bir an önce sizin diplomanızı elinize verebilecek. Çünkü arkadaşlar normal bir puan aldığınızda üniversitede fark etmiyor. Önemli olan bir an önce o diplomaya sahip olup ve o kendi bölümünüz kendi yeteneğiniz olan işe atılmanız. Bunu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar. Bir kere birçok öğrenci bana şöyle ekranımı paylaşacağım. Ekranımı paylaşacağım arkadaşlar. Birçok öğrenci bana şunu soruyor. Hocam ben neye göre tercih yapacağım bilmiyorum gerçekten. Şimdi ben burada arkadaşlar hayali bir tercih yaptım sizler için. Diyelim ki sizin puanınız şurada yazalım. 287. Tamam arkadaşlar 287 bu seneki puanınız yani 2020'deki puanınız 287. Siz buna mı bakacaksınız arkadaşlar? Evet buna da bakabilirsiniz ama sizin için sıralama önemli tamam mı? Sıralama çok önemli. Yani sizin sıralamanız kaç? 4200'üncüsünüz tamam mı arkadaşlar? 4200'üncü ve A bölümünü tercih yapmak istiyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunların hepsini ben kafadan yazdım. Hani yardımcı olmak adına. Siz bu seneki sıralamanız 4200'dür. Geçen sene bu ne? 2020'deki sıralamanız. Gideceksiniz arkadaşlar. 2019'da 4200 sıralamaya sahip olan kişinin puanı kaçtır? Buna ulaşacaksınız. Bu sıralamalara ne, nasıl ulaşabilirsiniz arkadaşlar? Bazı internet siteleri var. İşte ne bileyim, bazı kurumlar var kendi internet sitelerinde paylaşıyorlar. Bir şekilde bunlara ulaşacaksınız arkadaşlar. 2019'a göre 4200. sırada olan kişinin puanı kaçtır? Ben kendim baktım arkadaşlar. 289'dur. Yani toplam 289. Yani şöyle bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Sen 2019'un taban puanlarına bakarak şurada mesela taban ve taban puanları yazıyor ya bunlar 2019'un taban taban puanlarıdır arkadaşlar yani muhtemelen yani bizim öngörümüz 289'luk bir yere yerleşeceksin büyük ihtimalle yani bu kesin değil büyük ihtimalle peki tercihlerini neye göre yapabilirsin şimdi senin 289 hocam ama 289'u örnek verdiniz benim puanım 270 ya da 250 ben neye göre yapacağım işte sen de tam dediğim gibi ben nasıl 287 puana göre bir şeyler hesaplıyorsan sen de benimle birlikte kendi puanını yazacaksın. Geçen seneki sıralamaya bakacaksın. O sıralamaya göre kendi puanını belirle. Aşağı yukarı senin puanın odur. Bu kesin mi? Kesin değil. Yani senin sıralamaya göre bulduğun mesela bu 289 kesin bu adamın puanı mı? Değil arkadaşlar. Neden kesin diyemiyoruz? Çünkü dediğim gibi arkadaşlar tüm verilere sahip değiliz. Dolayısıyla siz yine de onu referans alabilirsiniz. Yani bu sizin bas puanınız oluyor arkadaşlar. Sizin taban puanınız oluyor tamam mı? Sizin normal yani sizin öngörünüz şu olsun. Ben büyük ihtimalle bu puanla yerleşeceğim. Peki tercih yaparken ne yapabilirim? Arkadaşlar bu puanın üstünde yerler de yazmam gerekiyor. Bu puanın altında yerler de yazmam gerekiyor. Ama her zaman aklınıza şu olsun. Bu puanla yerleşebilirim. Yani benim gerçek puanım 287 ile 289 arasındadır. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz kendiniz. 287 ile 290 arasında bir yere yerleşirim. Yani bu puanı bu aralıktaki puana sahip olan bir yere büyük ihtimalle yerleşeceğim ve dolayısıyla Özellikle bu aralıktaki puanlara sahip olan üniversiteleri tercih ederken çok dikkatli tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle buraya yerleşeceksiniz. Kesin mi? Değil. Bakın büyük ihtimalle. Dolayısıyla şimdi neye göre tercih yapıyoruz? Örneğin arkadaşlar ben kendim İstanbul'da yaşıyorum, bir öğrenciyim. İşte başladım tercih yapacağım. Benim puanım kaç? 289. Ben ilk önce Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi işte A bölümü İngilizceymiş. Kontenjan geçen sene 3'müş. Bu sene de 3. Geçen sene taban puan yani 2019'daki taban puan 320 imiş. Ee, benim puanım da 289 ama ben kendi puanımın üstünde yerlerde yazabilirim. Gelmeyeceğini biliyorum. Yani umut ediyorum. Belki gelir. Bilemem. Yani belki de gelir. Ama yine de yazıyorum. Çünkü benim 30 farklı tercih hakkım var. Bu birinci tercih hakkım. Ben en çok yani sistem sisteme şunu söylüyorum. Bak sistem ben en çok Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşmek istiyorum. Sen önce sana zahmet beni buraya yerleştir. Ha, buraya yerleştirmiyorsan o zaman ikinci tercihim de Marmara Üniversitesi. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. yaşıyorum. İstanbul'da yerleşmek istiyorum. Burada okumak istiyorum. Benim ailem burada. Burada okumak ayrıcalıktır. Ben burada kalmak istiyorum. Tabii bu benim için arkadaşlar. Siz mesela atıyorum Eskişehir'de yaşıyorsan Eskişehir'i tercih et ya da başka bir şey. Senin hangisi istiyorsan. Ya da başka şehirde okuyorsan, başka şehirde yaşıyorsan İstanbul'u da tercih edebilirsin. Yani dersin ki ben burada okumak istiyorum. Ha nerede? Marmara'da. Puanı kaç? 315. Hmm. Yine puanımın üstünde ama bilemem belki yerleşirim. Bilmiyorum ben kendime tercih ediyorum. 3. tercihime bakıyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa arkadaşlar. Şimdi burada puanı yok. Yani geçen sene hiç öğrenci almamış mesela yokmuş bu bölüm demek ki. Bu sene 8 kontenjanı var. E puanı yok. Bilmiyorum puanı kaç olacak ama yine de yazdım. Belki gelebilir. Bilmiyorum. Belki kimse yani neye göre gelebilir mesela bu Cerrahpaşa örneğin arkadaşlar. Benim Örneğin ben e, makine mühendisliğini tercih etmek istiyorum tamam makine mühendisliği örnek veriyorum. Şimdi makine mühendisliğini tercih yapacak kişiler benim önümde olan kaç kişi var bilmiyorum. Ama umut ediyorum, dua da ediyorum. Allah'ım ben burayı tercih ettim, bana nasip et. Tamam çok güzel. Şimdi benim önümde olan kişiler gidip hepsi Boğaziçi, Marmara ya da İTÜ orayı burayı yazdılar. Ya e sonra bakıyorum ben benim önümde olan kişiler mesela burası kaç 8 kişi alıyor. Diyelim ki benim önümde kaldı sadece 7 kişi. Ya da 6 kişi. Onlar da burayı tercih ettiler. E bana sıra gelir. Ben buraya yerleşirim. Hocam ama puanınız yetmiyor. Yetmese de sen yerleşirsin. Çünkü sıralamada sen varsın. Sıralama önemli. Tamam. Bu şekilde. Mesela dördüncü tercihim Hacetepe. Artık İstanbul'da vazgeçtim. Yani baktım. Şunlar gelmiyorsa bu şu anlama geliyor. He, siz gelmiyor musunuz kardeşim? Tamam. Ben o zaman İstanbul'a biraz yakın bir yere gideyim. İşte Hacetepe Üniversitesi. Tamam. ya Hocam ama mesela şurada e, örnek vereyim arkadaşlar. Hangisi olsun? Hangisi olsun? Hangisi olsun? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Burada var mı ya? Yapmış mıyız? Bakıyorum arkadaşlar. Bir şey böyle göstermek istiyorum. ha. Hani şunu sorabilirsiniz hocam. Yani İstanbul'da daha yakın yerler var. Yani siz İstanbul'da okumak istiyorsunuz ya da İstanbul'da yakın yerde okumak istiyorsunuz. Örneğin düzceyi neden yazmıyorsunuz? Sakarya'yı neden yazmıyorsunuz? Kocaeli çok yakın neden yazmıyorsunuz? Arkadaşlar benim için burada kariyer de önemli. Ben üniversiteleri aradım. Onlara sordum. Örnek veriyorum. Ben sormadım arkadaşlar. Sizin için yani hayal ediyorum. Hayali tercihtir bu. Sordum Hacettepe'ye beni kaç yılda mezun edeceksiniz? Bana avantajları ne? Bir de şunu biliyorum. Hacettepe iyi bir üniversite. Örneğin. Yani o yüzden onu dördüncü tercihime yazıyorum artık diyorum ki uzak da olsa şey de olsa Bu daha iyi bir üniversite ben burayı tercih ediyorum puanı kaç 317 Yine benim puanımın üstünde bir yeri tercih ediyorum arkadaşlar Sonra işte gazi üniversitesi bana e Cazip geliyor güzel bir üniversite falan işte ne bileyim diploması iyi falan Gidiyorum orayı tercih ediyorum 306 puanı var Ondan sonra yine gazi üniversitesi bu şekilde arkadaşlar işte sıralıyorum Sıralamayı bakın dikkat ederseniz neye göre yaptım arkadaşlar Önce Önceliğim şu Beni kısa süre içerisinde mezun edebilecek mi bunu araştırmışım. Hocam ama Boğaziçi 5 yılda bitiriyor. Hiçbir dersi muaf etmiyor. O önemli değil. Bu hayali tercihtir. Bu benim için hayali tercih. Ben hayal ettim. Boğaziçi'de 3 yılda mezun olabilirim. Çalışacağım, çabalayacağım, 3 yılda mezun olacağım ve çok istediğim bir üniversite ve ben oraya gitmek istiyorum. Tamam mı? O yüzden. Yani neye göre? Puana göre değil. Bakın hocam ama puanlar yüksekten aşağı doğru iniyor. Evet ama birazdan göreceksin. Mesela bak 306'yı yazmışım. Hangisi? Gazi Üniversitesi. 306 yine Gazi Üniversitesi, Devlet Üniversitesi falan. İki de, ha bir İngilizce biri bilmem ne. Sonra Ege Üniversitesi yazmışım İzmir. Puanı dikkat edersen daha yüksek. Yani puanı yük, düşük olanı bir, mesela Gazi Üniversitesi'nin puanı daha düşük ve daha yukarıda yazdım. Ege Üniversitesi daha yüksek daha aşağıda yazdım. Ne oldu? Ölü tercih oldu. Yani mesela ben ilk sistem beni 6. tercihe yerleştirdi. Artık Ege Üniversitesi'ni kazanabilsem bile buraya bakmayacak. Ölü tercih oldu. Ama önemli olan benim isteğim. Ben neyi istiyorum? Bu çok önemli bir şey. Neyi istiyorum? Neyi istiyorsanız arkadaşlar onu yazacaksınız. Sıralamaya göre en çok istekleriniz. Yani ben neye göre gaziyi Ege'den önce yazdım? Çünkü ben Ege'ye gitmek yerine gaziye daha fazla gitmek istiyorum. Bu benim isteğim ve araştırmışım kariyer olarak da işte bölüm bazı olarak da diploma diye nerelerde kullanabilirim üniversitenin adı olsun şey olsun eğitim anlamında olsun bunları araştırdım bana daha çok Gazi Üniversitesi bana daha iyi geldi. Bu bir örnektir arkadaşlar. O yüzden Ege Üniversitesi'nin puanı yüksek olmasına karşın daha alta yazdım. Çünkü ben Ege'ye gitmek yerine Gazi'ye daha çok gitmek istiyorum. İşte arkadaşlar neden hayali tercih yapıyoruz? Siz kendi isteklerinizi, sizin kariyeriniz yani siz e, kariyerinize odaklanarak size daha fazla avantajlı, daha kısa sürede sizi mezun edebilecek yani bunlara bakarak ya da Diplomayı nerelerde kullanabilirsiniz? Eğitim anlamında bu üniversite nerede? Yorumlara bakarak, orada okuyan öğrencilere sorarak, oraya giderek gerekirse arayarak bir şekilde bunlara ulaşabilirsiniz. İşte daha sonra arkadaşlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi yazmışım. Şunu sorabilirsiniz. Ya hocam İstanbul'da okumak istiyordunuz. Neden Medeniyet Üniversitesi'nin sonlara doğru yazdınız? E çünkü arkadaşlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi araştırdım. Diğer üniversiteler yani şu üniversiteler daha önemli benim için. Kariyer anlamında daha önemli. Evet, İstanbul'u okursam çok güzel olur. Fakat bu üniversitenin mesela örneğin bu üniversitenin eğitimiyle bunlar karşılaştırılamaz örneğin. Tabii bu benim sadece şu an hayali olarak düşünüyorum arkadaşlar örnek veriyorum. Yani ben buraya gitmek yerine tamam bana çok yakın ama buraya gitmek yerine buraya buralara giderim. Çünkü bunlar daha önemli o yüzden bunu ne yaptım? Biraz da aşağı indirdim. Bu şekilde arkadaşlar işte sonra 9 Eylül Üniversitesi sonra Akdeniz Üniversitesi. Dikkat ederseniz puanlar benim puanım kaçtı? 289'du o puanı baz almıştım. Hala puanımın yani 10. tercihe geldi mesela. Hala puanımın üstünde yerleri tercih ediyorum. Çünkü buralara da yerleşme şansım var. Ee, devam ediyorum sevgili arkadaşlar. 11. tercihe geldik. 11. tercihe geldik. Mesela buraya baktığınız zaman 11. tercih 289. Hmm, benim puanım da 289'du. O zaman ben buralara büyük ihtimalle yerleşirim buralar çok tehlikeli ama bundan sonra arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekir. Yani özellikle şu puanlara baktığınız zaman senin puanına çok yakın. Yani muhtemelen sen buralara bir yere yerleşirsin. Eğer yukarıdaki puanlara yani puanı yüksek olan yerlere yerleşmezsen muhtemelen ben buralara yerleşirim. Dolayısıyla arkadaşlar şu kendi puanı sahip senin puanı sahip olan yerlere baktığınız zaman buraları çok iyi araştırmalısınız. Gerçekten gitmek istediğiniz, gerçekten orada okuyacağınız, okuyacağınıza bir an önce mezun olabileceğinize inandığınız yerleri buralara yazmanız gerekiyor. Çünkü bu puanla muhtemelen yerleşeceksiniz. He, diyelim ki bunlara da yerleşemediniz. Neye göre yerleşmez, yerleşmezsiniz? Dediğim gibi arkadaşlar, sizin puanınız 289 ama 290 almış adam, 291 almış, sizin önünüzde onlar daha fazla, sizin bölümünüz örneğin makine mühendisi üzerine e, örnek veriyorum. Onlar burayı tercih etmiş. Onların hepsi doldu, sana yer kalmadı. O zaman ne yapacak? Senin puanının altında yerler de yazman gerekiyor. Yani senin puanın 289 289'sa kendi puanının altında mesela bakın burada ne var taban puanlara bakıyorum 285 bunlar taban puanlardır en yüksek puanlarla yerleşenler arkadaşlar bunlar taban puanlar 285 mesela 285'lik yer yazabilirsin 280'lik yer ha hocam ben kesin yerleşmek istiyorum o zaman 280'lik yer de yazabilirsin 281 281 dikkat ederseniz bu şekilde gidiyor arkadaşlar tabi burada 278 var 277 284 dikkat ederseniz arkadaşlar 283. Mesela 23. tercihe dikkat edin. Puanı kaç? 283. E bunun puanı daha düşük. Yani normalde şu burada olsaydı daha iyi, iyi olurdu. İşte bu sizin seçiminiz. Yani siz kendinize şunu soracaksınız. Ben acaba örneğin Muğla'ya mı gitmek istiyorum? Yoksa Mersin'e mi gitmek istiyorum? Eğer Muğla ise artık Muğla'yı daha başta yazmanız lazım. Mersin ise Mersin'i daha artık puana bakmayacaksınız arkadaşlar. Yani puan sıralama yani yüksekten aşağı doğru verirsek aslında daha iyi olur. Ama eğer siz özellikle ben buraya gitmek yerine buna gitmek istiyorum diyorsan bunu başta yazacaksın. Yani Muğla'yı Mersin'in önünde yazacaksın. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Ee, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bu tercih bu hayali tercih. İşte Zonguldak Üniversitesi 282. Benim puanım kaçtı 289'du. 289'un altında sürekli veriyorum. İşte puanı hesaplanmamış. Mesela Karadeniz Teknik Üniversitesi hiç açılmamış bu bölüm bu sene açılacak. Bir yere yazdım. Bu şekilde işte. Hiçbir şey olmazsa en son 277'lik bir yer yazmış. Mesela 30. tercihim arkadaşlar. Bu önemli son tercihim. Hocam ben bu sene yerleşmek istiyorum. Kesinlikle boşta kalmak istemiyorum. E tamam senin puanın kaçtı? 289'du. Ee, ne yapmışsın? 12 puan aşağısını ya 277. Ee, yani 12 puan aşağısını bile yazmışsın. Ki kesin yerleşirsin gibi gözüküyor. Ama bu da kesin değil arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. E mesela Beykent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi bursluymuş. 1277 diyelim ki geldi. Eğer gitmezsen yazma. Pişman olacaksan yazma. Kessin yerleşeyim diye bir şey yok. Yani kalkıp da 289 almışsın. Kalkıp 200'lük yerleri bile yazarsan o zaman arkadaşlar olmaz yani. Çünkü hak etmediğiniz yerde olacaksınız. Oturun gerekirse bir sene daha çalışın ve bir şekilde e, tekrar sınavı kazanın. Şimdi bunu bundan bahsedelim. Puanlar düşer mi yükselir mi arkadaşlar? Bu e, biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Mesela burada bazı örnekler var. Ben özellikle bunları e, şey yaptım. E, örneğin şuraya baktığınız zaman Pamukkale Üniversitesi'ne dikkat ediyorum arkadaşlar, tamam mı? Pamukkale Üniversitesi. Şimdi benim puanım 289'du. Tamam bu önemli değil bizim için. Ee, geçen sene 5 kişi alıyormuş. Bu sene ise 8 kişi alıyor. Yani kontenjan artmış. Pamukkale Üniversitesi'ne kontenjan artırmış bu bölüm. Örneğin makine A bölümü. Dolayısıyla bu seneki taban geçen seneki taban puanı 280'di ya. Yani. 280'di. Bu 280 değil de Atıyorum 278'e de belki düşebilir. Neden düşebilir? Çünkü kontenjan artmış. Daha fazla kişiyi alacak. Dolayısıyla bunu da bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bu 280 değil de biraz puanı düşebilir. Yükselebilir de bunu bilemiyoruz. Ama yük düşmesini bekliyoruz. Tıpkı bunun gibi mesela bu Balıkesir Üniversitesi'ne baktığınız zaman A bölümü. geçen seneki geçen sene 8 kişi alıyordu. Bu sene 6 kişi alıyor. Yani ne yapmış? Kontenjanı azaltmış. Dolayısıyla kontenjanı azaltmışsa daha değerli hale geldi. Yani geçen seneki taban puanı 281 iken bu seneki taban puan belki de 283 olacak. Belki de 285 olacak. Bunlara da dikkat ediyoruz. Yani tercih yaparken nelere dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bunlardan bahsettik siz de kendi puanınıza bakacaksınız. Kendi sıralamanıza bakacaksınız. Geçen sene sizin sıralamanıza sahip olan kişi aşağı yukarı puanı kaçtır? Hocam ben buna güvenmiyorum diyorsan da bu seneki puanına göre 20 yukarısı, 20 aşağısı kendine göre, isteğine göre, kendine güvencin varsa ben bu üniversiteye giderim ve okurum dediğin üniversitelerin hepsini 30 tercihin hepsini yapabilirsin. Ama her zaman şunu söylüyorum gitmeyeceğiniz üniversiteleri yazmayın arkadaşlar. Bakın gitmeyeceğiniz üniversiteleri yazmayın çünkü eğer pişman olursanız sizin için vakit kaybı olur. Bir diğer husus ise sizin önceliğiniz şu olsun. Ben bir an önce bu diplomaya yani acaba yani size bağlı arkadaşlar. Siz neyi istiyorsunuz? Örneğin bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben ailemden çok bıktım. Çevresel faktörler falan bir an önce başka bir şehir yazacağım gideceğim. 5 yılsa da okuyacağım, okuyacağım. Yeter ki okuyayım. Yeter ki boşta kalmayayım. İyi de arkadaşlar yani bunları düşünerek bir yere gidiyorsanız orada da bıkarsınız. Yani yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Bu durumda kariyeri hedeflemiyorsunuz yani ben bir an önce mezun olayım da işimi elime alayım. Yani çünkü arkadaşlar emin olun aile olsun, çevresel faktörler olsun, sizin üzerinizdeki o baskı olsun. Sizin her zaman aklınızda şu olsun. Ben bir an önce bu diplomayı almak istiyorum. Sırf ailemden kaçayım, sırf çevresel baskılardan kaçayım, sırf işte askere gideceğim, evleneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunları yapmamak adına bir an önce bir yeri tercih edeyim, gideyim, okuyayım derseniz 5 yeriniz gider, belki 6 yeriniz gider bilemem arkadaşlar. Tamam mı? Ama eğer siz kariyer hedefli düşünürseniz işte ben iki yılda mezun mezun olsam daha iyi olur derseniz zaten biraz daha dişinizi sıkarsınız. iki yılda mezun olursanız arkadaşlar zaten kurtuluyorsunuz. İşiniz var. Gidin kendinize başka bir ev tutun. Başka şehire gidin, yurt dışına gidin. Önemli değil. Dolayısıyla her zaman kafanızda kariyer olsun. Her zaman kafanızda şu olsun. Ben bir an önce bu diplomaya sahip olmak istiyorum. Ayrıca arkadaşlar size söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi şudur lütfen biriyle danışarak tercih yapın. Tercihlerinizi evet şu an ben size gösterdim nasıl yapacağınızı gösterdim. Tercihlerinizi sıralayın. Gerekirse 35 tane tercih yapın. Bir kuruma gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın DGS kurumları olabilir, başka yerler olabilir. Bu konuda uzman olan size yardım edebilecek rehber öğretmeni olabilir, başka bir öğretmen olabilir. Daha önce tercihler vermiş birilerine tanışmanız gerekiyor. Özellikle kurumlara giderseniz eminim ki sizi boş göndermeyecekler arkadaşlar. Yardımcı olacaklardır. Çünkü bu sizin hayatınızı etkileyen bir şeydir. Ben bu üniversiteleri istiyorum. Başa yazdım. Ama yine de siz ikinci bir göz görsün istiyorum. Siz de bir bakın gibisinden. Yani bireysel tek başına tercih verip hata yapmayın arkadaşlar. Tercih yaptıktan sonra birilerine gösterin ki onlar da sizlere yardımcı olsun. Videonun altına arkadaşlar ben şu puanla buraya yerleştirmeyeyim demek değil de kendi kafanızdaki lütfen soruları yazın. Ben de bir sonraki videolarda elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Bu videoyu biraz doğaçlama çektim. Ee, çok işim var arkadaşlar. Çok yoğunum. Elimden geldiğince yanınızda olacağım ama dediğim gibi arkadaşlar tercihleri tek başına yapmayın. Çok da fazla ne bileyim ben kendim hani tercih danışmanlığı falan yapmıyorum. Ücretli, ücretsiz yapmıyorum arkadaşlar. Bazı öğrencilerim var. Onlara yardımcı oluyorum fakat hani her zaman yani onlar da yani onlara ne diyorsam sizlere de söylüyorum. Yani gidip de hani gidip tane ne bileyim ücretlermiş, bilmem neymiş falan. Birileri sizlere yardımcı olursa iyi olur arkadaşlar ki olurlar da bu konuda yani eğer gidemiyorsanız bile telefonda bir şekilde arkadaşlar bunları yapın. Özellikle arkadaşlar gitmek istediğiniz üniversiteleri yukarıda yazarsanız sizin için daha iyi olur. Ama lütfen fevri davranmayın. Ailenizi dinleyin arkadaşlar. Büyüklerinizi dinleyin. O üniversiteyi arayın. O üniversitede okuyan öğrenciler olabilir. Whatsapp grupları oluyor. Facebook grupları oluyor. Bilmem ne grupları oluyor. O bölümde okuyanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Bir şekilde arkadaşlar gideceğiniz yere de orada sonuçta 2 yılınız 3 yılınız 4 yılınız geçecek arkadaşlar orada zaman harcayacaksınız gideceğiniz yeri de ilk önce bilirseniz ve gerçekten ben buraya gidiyor muyum gitmek istiyor muyum deyip buna göre tercih yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bu video buraya kadardı dediğim gibi kafanızdaki sorular yazın arkadaşlar ben yorumlarınızı dikkate alarak bir video daha yapmayı düşünüyorum. İnşallah herkes hak ettiği yere girecektir ve inşallah tercihleriniz en doğru şekilde olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.